Fasbir bi hükmü rabbik. Rabbin hükmüne sabret. İnsanların çoğu seni dinlemiyor mu? İnsanların çoğu size icabet etmiyor mu? İnsanların çoğu size aptal gözüyle mi bakıyor? Deli gözüyle mi bakıyor? Nasıl bakıyorsa baksın. Allah böyle takdir etmiş. Azız biz. Bedel İslamu gariben ve seyaudu garibe kema beda. Fetuba lil guraba, fetuba lil guraba, fetuba lil guraba. İslam garip başladı, başladı gibi garipliğe dönecektir. O başladığı zaman İslam 40 kişiydi diyor İslam uleması bu hadisin tefsirinde. Ve başladığı gibi azlığa dönecektir. Nitekim İbn-i Recep el-Hanbeli El-Keşfur Kurba an Ehlil Gurbe diye gariplerin ehlin hakkındaki kapalı şeylerin açılması hakkında bir risale yazmış. Bu gariplikle alakalı hadisleri toplamış. Seleften sözleri toplamış. Süfyan es-Sevri diyor ki gariplikten kasıt şudur diyor. Öyle gün gelecek ki koca şehirlerde diyor ehli sünnetten bir veya iki tane adam kalacak diyor. Koca şehirlerin arasında sünnete yapışmış sünnet ehli peygamberden alınan tevhid dininin mirasçısı bir iki tane adam kalacak diyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah da Mecmuatül Fetava'da bu hadisi şerh ederken diyor ki ey mümin kardeşim diyor şunu iyi bil ki bu hadisin ışığında göreceksin ki darul küfürde darul harpte yaşayan birçok mümin Müslüman vardır. Ve bu mümin Müslümanlar İslam beldelerinde yaşayan Müslümanların ulaşamadığı mertebelere imanda ulaşırlar diyor. Çünkü onlar diyor şirk ehlinin arasında gariptirler, azdırlar. Çünkü onlar batıl ehlinin arasında 3-5 tanedirler. Ama azlıkları onları korkutmaz, geri çevirmez diyor. Onların sayılarının az olmaları Rahman'ın diniyle ve Rahman'ın rızasıyla mutlu olmaktan onları alıkoymaz. Onun bilakis diyor, garipliği arttıkça, yalnızlığı hak yolda yürürken ki yalnızlığı arttıkça onun Allah'la olan mutluluğu artar diyor. İşte bu mertebe diyor ancak böyle bir vakıada yaşayan insanlar ulaşabilirler. Başkaları ulaşamazlar. Nitekim bazen şer gibi görülebilir bugün Müslümanların sığınacağı, yaşayacağı bir İslam devletinin var olmaması. Ama bu dönemlerde tıpkı Hasan-ül Basri'nin dediği gibi hak ehliyle batıl ehli birbirinden ayrılır. Hasan dedi ki fitne yayıldığı zaman, şirk yayıldığı zaman göreceksin kim Allah'a ibadet ediyor, kim tağuta ibadet ediyor. O gün ortaya çıkacak dedi. Ta Hasan bunu sahabeden sonraki hicri 100. yıllarda söyledi bu sözünü. Allah ona rahmet etsin. 1400 yıl sonranın vakasına ışık tutmuş sözüyle. Fitne yayıldığı zaman, yani şirk yayıldığı zaman göreceksin kim Allah'a ibadet ediyor, kim tağuta ibadet ediyor. Ve Allah ayette diyor ki elem tara ilellezine utu nasiben minel kitabi, kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Bak onların yanında ilim var, kitaptan nasip var. Kendileri bazı şeyleri biliyorlar. Yu'minune bi'cibti ve tağut. Tağuta ve cipte iman ediyorlar. Bugün nice insan var oturup konuştun mu diyorlar ki biz de biliyoruz cipti tağutu. Biz de biliyoruz şirki küfrü. Biz de biliyoruz bu anlattıklarını. Ama bir bakıyorsun ki o biliyoruz dediklerini ibadet ediyorlar. Çünkü onlardan önceki bunların selefleri, kafir selefleri de aynısını söylemişti. Allah'ın bu ayetinde ifade ettiği gibi. Kendilerine ilimden nasip verilenler يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ O ilimi amele dökmedikleri, Allah'tan korkmadıkları için tağuta ve cipte iman eder hale geldiler. Bugün de maalesef Müslümanların garipliği budur. Yoksa halkın arasına baktığımız zaman yok gibi bir şeyiz zaten. Orada gariplik bile belki söz konusu olmaz. Ama halkın arasında Allah'a yol tutturmuş, Allah'a gitmek için uğraşan, din gibi derdi olan, okuyup araştıran insanlar arasında biz garibiz. Onlar arasında tevhide yapışan, sünnete yapışan az bir topluluğuz. Allah bu hal üzere bizi öldürsün. Tevhid ve sünnet üzere öldürsün. Allah Azze ve Celle'nin bu gibi vakıalarda bizi böyle garip kılması bize bir ikramıdır aslında. Allah'la mutlu olmanın yolunu aramanın aslında bir vesilesidir. Tabi hak güneş gibidir. Körler güneşi göremezler. Görmek isteyen insanların da Allah kalbini hakka karşı açar. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ قَاسَيَتُ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın göğsünü Kur'an'a zikre açtığı ve vahyin nuruyla göğsünü doldurduğu ile Allah zikredildiği zaman kalpleri kas katı kesilenler bir olurlar mı? Tabii ki bunların ikisi de bir olmazlar. Allah kime hayır dilerse yaşrah sadrahu lil-islam. Onun kalbini İslam'a vahyi açar ve kalbi İslam'la, amelle
Rabbe imanla mutmainlik bulur. Bütün sıkıntılar ve musibetlere rağmen. Fasbih bi hukmi rabbik. İşte böyle bir vakadaysan sabret Rabbin hükmüne. Çünkü Rabbin bunu takdir etti. Sen Rabbinin kaderini değiştiremezsin. Sana düşen sadece tebliğdir. Bütün insanlar yalanlayabilir. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kıyamet günü öyle peygamberler gördüm ki yanında bir grup var. Rahtun. 9-10 kişi denen bir isim veya 10 kişiden daha fazla. Ya da yanında birkaç kişi var. Ya da yanında 3 kişi var. Hatta diyor öyle peygamber gördüm ki yanında kimse yok. Kavminden kimse icabet etmemiş ona. Öyle ölmüş. Dünyada muvaffakiyet bekleyerek yaşamak bizim menhecimiz, usulümüz veya hedefimiz değil yani. O Allah'ın bir ikramı olursa olur, olmazsa çok da önemi yok. Bizim için esas olan Müslüman ölmektir. Kul işte bu mertebeyi anlarsa imanda ihsan makamına ulaşır ki o zaman evinde yatağında da ölse de Rabbi ile mutmain bir nefisle karşılaşır. Nitekim Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma kabre konulduğu zaman diyorlar ki biz kabirden şu ayeti işittik. Ya eyyetuhel nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fedhulü fi ibadi vedhulü cenneti. O diyor kabre konulduğu zaman kabirden şu ayet okunuyordu ki ey mutmain olmuş nefis sen Rabbinden razı, Rabbinle senden razı bir şekilde Rabbine dön. Cennetime kullarımın arasına gir. Fecir suresinin son ayetlerini. Tabi ne kadar doğru doğru değildir o Allah subhanahu wa ta'ala'nın katındadır. Senedinin sahihliği veya zayıflığı buna bakmıyoruz ama kul Allah'ın huzuruna selim bir kalple çıkarsa öldüğü anda Allah subhanahu wa ta'ala da ona o şekilde muamelede bulunur. Allah bizi selim bir kalp ile canımızı alsın bizlerin ve karşısına öyle bir kalple çıkarsın Rabbim.